Merhaba, iyi günler. 5 Ağustos 2024. Beni büyüle. Aşka susamış güzel bir kadın. Ne istediğini bilmeyen genç kız. Meşhur bir hipnotizmacı. Yakışıklı bir avukat. Ve cesur bir dedektif. Bu esrarengiz cinayete karışmışlardı. 5 lira. Evet. Böyle bunlar heyecanlı kitaplar. Gülten Suveren. 1964. 1964'te düşünce yapımız bizi besleyen kitaplar. Bir an, uzun bir an bana sımsıkı sarıldı. Usulca bir şeyler fısıldıyor, yumuşak dudakları boynuma dokunuyordu. Fısıldadığı aşk sözleri değildi tabii. Daha ziyade bir takım müştehcen kelimelerdi bunlar. Zira kadın aşk sözlerinden pek anlamıyordu. Devamı burada. Halikarnas Kadırgası, Yaşar Aksoy. Biraz nemden, rutubetten, tozdan allak bullak olmuş bir kitap. Değerli öğretmenimin. Şimdi bunları çatlatınca böyle çat çat çat. Tozu doğal olarak beni etkiliyor yani. Balıkçı Sevdası, Mitolojik Denemeler, Anadolu Uygarlıkları Sergisi, Afrodisias, Pergamon, Sardis, Hierapolis, Efesus, Meryem'in Gizi, Vatanı Savunalım, Balıkçı'nın 10. Ölüm Yıldönümü Anısına. Lir Çalan Homeros, Halikarnas Balıkçısı'nın çizgileriyle. Bu Homeros bizim burada dağlarımızda yaşamış bir ozandır. Sandı Dağları'nda, Efemçukur Dağları'nda, Sandı Deresi'nde, buradaki mağaralarda, burada şarkı söylemiş, lir çalmış, kitap yazmış. Bizim özbüz Cumavası'nın, Sandı'nın, Efem Çukur'un insanıdır. Bizim batı kültürümüz, yani genetik olarak DNA diyorlar şimdi. DNA olarak %100 akrabamız. Üstünden o art niyetli düşünceleri, intikam dolu düşünceleri, şartlanmış düşünceleri sıyırıp atarsak bizim atamız. Bizim batı kültürümüz insanlık kültürünün ana kolu üzerinde olduğu savında bulunabiliyorsa, bu yalnızca kültürel geleneğimizin bir zamanların çok sayıdaki paralel kültürlerini fethedip onları haraca bağlamış olmasına dayanır. Profesör Gordon Schiller, What Happened in History? Evet. Öyle Göbekli Tepe'de çalışmalar duracak. Yine onlar devam edecek her şey. Hayat devam ediyor. Bir kızın oluyor, kız evladın. Sakınarak büyütüyorsun, fedakarlıkla büyütüyorsun. Bir erkek gelip istiyor. Bir erkek evladın oluyor. Yemiyorsun, yediriyorsun, içmiyorsun, içiriyorsun. Bir kız geliyor, alıp götürüyor. Ne oldu? Ne oldu? O kadar fedakarlık. Onun için doğalına bırakırsan evlilik de normal. Sen annenden babandan nasıl doğdun ise o nesil de öyle şekilde devam edecek. Yani. Bunda yadırganacak bir şey yok. Şartlanacak bir şey yok. Böyle yağmanın, yığmanın, böyle olumsuz çöpleri biriktirmenin anlamı yok. At o çöpler hayatında. Halikarnas Kadırgası. Yazarlığın ama onurlu yazarlığın cimnazyumda kırbaçlandığı bir toplumda yaşıyorum.
Kıyı Ma'ara'nın toplumu bu. Boncuk mavisi Arşibel kıyılarında. Yarı tanrı Belropon ile vuruşarak genç kız bakireliklerini kuduruk kızıl fahişelere dönüştüren ve Jack Deleon'un tariflediği gibi bedeni aslan keçi karışımı, kuyruğu ejderha kırması, soluğu kanlı yalaz, yeryüzünün en çirkin, en agılı yaratığı. Çihi Ma'era'nın egemen olduğu toplumda şiir yazmak bilseniz ne kadar zor. Oysa ister Ademoğlu'ndan, ister Oğuz Kağan'dan, isterseniz Meryem Ana'dan başlatın. Hep yazmış ağaç, kemik, mağara, duvarı, kaya, fil dişi, kiremit, sedef, kil, bakır, demir, papirüs, deri, ipek üstüne. Bıkmadan, usanmadan binlerce mızrak ucu ile yazmış bir kabilenin çocuğuyum ben. Ve yaşadığım muazzam döngünün içinde ıssız kaldırımlara, alkole batmış kadehlere, renkli uçurtmalara ve balıkçı yelkenlerine çivi yazısı kazımak için çırpınanların varlığını hissettim hep. Yazmak. Çihi Ma'era var karşı yazmak. Hiçbir boranın, bozgunun ve çığlığın durduramadığı bir vuslatla yazmak. İster Simirna'nın mermer kaldırımlarında, ister Petro'nun yerinde altın kumsallara uzanarak, isterse Stilarium sahilindeki o vahşi koruganın Dede Adası'nda intikam hırsıyla yazmak. Waterloo'muzu muhteşem bir zafere dönüştürmek için yazmak. Yıkık bir deniz feneri bulup veya tepedeki değirmene sığınarak, bir kilise çanı içinde veya minare gölgesi altında, hatta bir kör kuyunun dibinde. Çok değerli bir kitap. Bu Ceyhun Atıf Kansu, Bağımsızlık Günü. Ceyhun Atıf Kansu tanınmış halkçı ve devrimci sanatçı Ceyhun Atıf Kansu, içte ve dışta bağımsızlık ilkesini benimsemiş gerçek ve namuslu aydınlarımızdan biridir. Bağımsızlık gününde değerli Ozan Kansu'nun son şiirleri yer almaktadır. Çağdaş sosyal olaylara antenlerini geren Ozan'ımız, bu kitapta unutulmayacak ve birçok kere okunmadan elden bırakılmayacak şiirlerini sunmaktadır. Toplum Yayın Evi bu kitabı yayınlamakla kıvanç duyar. Ankara, telefon numarası 6'lı, fiyatı 3 lira. 6'lı. 15 Mart 1976 asansörde almışım, asansördeki evimizde. Dario Moreno, komşumuz. Madame Regina, İsrailli Yahudi. Josefa, komşumuz. Sonra Araplar, Kürtler geldi. Ondan sonra mahallede Aleviler, Sünniler, ondan sonra Ermeniler, efendim, Rumlar. Çocukluğumuz güzel insanların arasında geçti. Onun için huzurluyuz, tatlı dilli, güzel yüzlüyüz. Karışık mahallelerde büyüyen insanlar, ben caddeye girdiğim zaman asansörde Birleşmiş Milletler Caddesi derdim. Sonra bizim Birleşmiş Milletler Caddemiz oldu. Konaktan başlıyor, hastanenin ve müzenin olduğu yerden, İzmir Müzesi'nin olduğu yerden çıkan varyantın adı Birleşmiş Milletler Caddesi. Kapak düzeni Adnan Turani, kapak yazısı Erol Salman. Bunlar değerli insanlar. Ben devamlı heyecan duyarım. Kitabımı bastıracağım zaman kapak konusunda, içi konusunda her zaman böyle. Yazarın öbür kitapları: Bir Çocuk Bahçesinde, Bağ Bozumu Sofrası, Çocuklar Gemisi, Yanık Hava, Turhal Dolaylarında, Çocuk Bakımlarına Ait Bazı Gözlemler, Haziran Defteri, Yurdumdan, Devrimcinin Takvimi, Köy Öğretmenine Mektuplar, Tonguç'un kitapları Ya Bağımsızlık Ya Ölüm. Köy öğretmenleri vardı.
Hepsini sevgiyle, saygıyla anıyorum. Verdikleri mücadeleyi takdir ediyorum. Bizde bir öğretmen vardı Sandı'da. Bisikletle gelir giderdi. Annesini çok severdi. Başka kimsesi yoktu. Annesine bakardı. Bu gördüğünüz yolu devamlı bisikletle gider gider. Fedakarlıkta örnek. Önder. Bisiklet kullanmada örnek. Alırsın bir bisiklet. Kum kamyonları beklemeden gidersin. O zamanki yıllar için. Anneye bakan bir evlat. O da iyi bir örnek. Şimdi ne yaptık biz? Yürütme, yasama, yargı. Üç büyük gücü bir güçte topladık. Ne adına? Demokrasi adına. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kalemşörler? Nerede o güzel gazetelere fışkırtıcı yazılar yazanlar? 12.500 lira emekli maaşı, çeyrek altının fiyatı belli, dövizin fiyatı belli, ev kiraları belli, yeni ev almak yine belli, araba almak yine belli. Kim yaptı? İnsanlar isteyerek. Bir insanın kendine yaptığı kötülüğü 8-10 milyar dünya insanı bir araya gelse yapamaz. Kendine yapıyorsun çünkü. Halka bakın. Birinci taşlama. Diren tutan tornada iş başında. Çapasında, düveninde, tezgahında. Senin alın terindir ekmeği aziz kılan. Ellerinle birleşmeyen ellere yuh olsun. Dağ başısın, yücelerde güneşlisin. Ama derindedir asıl cevherin. İşletmeyen cevherini, ışıtmayan kaderini, zalimliğe, geriliğe, karanlığa yuh olsun. Çarşı kahvesi, esnaf kahvesi, balıkçı kahvesi. Bunca uyuşturduğun kana, el değmediğin topraklara, madenlere, koy verdiğin bunca boş zamana yuh olsun. Halk dedim, sözümün iptidasında. Ne varsa yeryüzünden sana kul yazdım. Hürriyetini verirsen yanılıp şaha, şaha da, sana da, bana da hepten yuh olsun. Bir tane de güzelleme yapalım. Güzelleme 1953. Sırt verdiğim ağaca baktım. Yeşil yosunlar. Gözlerindir dedim aslı. İşime kuvvet, gücüme kuvvet. Kaya bilip aşkına dayan. Tümseklerde hiç solmayan otlar vardır. Bana kadınlığını hatırlatır. Saklayıp ısıttığın böcek yuvaları değil. Dirliğim bütün gençliğimdir. Gece yarısı uyandım mı? Bakarım gökyüzüne yıldızlar, gelecek sabahın terzileri, biçip dikerler aşkından seher vaktini. Yeşil ekinlerden rüzgar nasıl geçerse, ben de öyle geçeceğim bedeninden. Ürpereceksin yıllar için, oğullar, kızlar vereceksin. Bir tane de 1947.
Raman alıdır. Kardeşim Raman dağlarında öldü. İlaçsızlıktan, doktorsuzluktan. Büyük sular evreninde öldü susuzluktan. Sonra Sason dağlarına gömüldü. Açılır da kalbime iner petrol kuyuları. Bilirim petrol toprağın definesi. Şarkı söyleyen motorların efendisi. Işıkla donat verir bütün uykuları. O bir mühendisti. Petrol aradı yalnız başına. Ah benim doktorsuz memleketim. Sana güzel ve acı tohumlar ektim. Kardeşim öldü orada petrol aşkına. Köy odalarında yanan lambalar aşkına. 1947. Evet. Evet. Şimdi biraz da güzel bir şeyler arayayım bakayım. Güzel şey olsun. Şöyle. ...1953... demokrasi. Oturmuş... baş koymuşum... macerasına yurdumun. Bakıyor derinden... bakıyorum. Dört deryaya... çağlayan ırmak. Kalbimin ta içinden... kuzey... güney, doğu, batı. Çıplak ayakları, çocuk ayakları, kadın ayakları. Nal izleriyle, ağaç, tekerlerle, kamyonlarla, traktörlerle. Kalbimin ta içinden geçiyor. Biz bugünlere ha deyip gelmedik. Biliyor derinden, biliyorum. Aşiyanda Tevfik Fikret, Magosa'dan Namık Kemal. Hayatımın ta içinden şiirin, aklın, hakkın savaşları. Havza yolundan otomobiller, kan döken, bu urda inleyen sessiz halkım. Hayatımın ta içinden geçiyor. Kardeşler, cümbüşü bu hava. Dinliyor, derinden dinliyorum. Allı mollu kadınlar, gelinler, yeşilli pembeli. Türkülerimin ta içinden ıssız değirmenler. İnce kavak çizgileri, sonbahar bahçeleri. Sungurlu pazarından dönen de köylüler. Türkülerimin ta içinden geçiyor. Olmaz kardeşler, kan ağlar yüreğim. Çığırıyor derinden çığırıyorum. Su uykuda, dağ uykuda olmaz. Acılarımın ta içinden kanını kavak. Alıç dibinde vurulmuş yeğenim. Taşça köyler. Ölü kasabalar, unutulmuş şehirler, acılarımın ta içinden geçiyor. Çalışan, seven, inanan soylara, gösteriyor derinden gösteriyorum, ekilmemiş toprakları Çelikli'de, bozkırmızı, arzularımın ta içinden orman rüzgarları. Irmaklar kan kuvvetinde can verici, diri. Elektrik kuvvetleri aydınlıkta hür. Arzularımın ta içinden geçiyor.
ısıtır karanlığı, gündüz eder. İnanıyor derinden, inanıyorum. ...1953... Sevgiler, saygılar, güzel günler, umutlar, gelecek güzelliklerle dolu. Her karanlığın arkası bir şafak, her sıkıntının arkası bir ferah. Saygılar, hürmetler, hayırlı günler. Teşekkür ederim. Sağ olun.